Arkadaşlar merhaba ben Rüştü Hoca 65 günde AYT Edebiyat kampımız gümbür gümbür hocam Bugün üçüncü gün en önemli günlerden bir tanesi Konularına göre şiirleri konuşacağız Şiir türlerini konuşacağız Epikler didaktikler havada uçacak ama Sınavda nasıl geliri konuşacağız Ne gelirse onu özellikle vurgulayacağız Ama tüm ayrıntılarıyla tabii ki işleyerek İçiniz çok rahat olsun İlginizden dolayı çok teşekkür ediyorum arkadaşlar Beni gaza getiren gece yaralarına kadar video çektiren Olay bu arkadaşlar. Yorumlarınız, ilginiz, dönüşünüz, izlemeleriniz değil mi? Bunlar çok çok önemli. Biz bunları gördükçe, ben bunları gördükçe gaza gelerek devam ediyorum yıllardır. İçiniz çok rahat olsun arkadaşlar. Son 2 senedir yaptığımız 65 gün AYT Diyat kampında bugün dediğim gibi 3. gündeyiz. İlaç gibi bir kamp arkadaşlar. Arkanıza yaslanmanız yetiyor. Tüm detaylarıyla anlatıyoruz çünkü. Lütfen ders sonrasında video ders notlarımızdan okuma yapın arkadaşlar. Video ders notları da aman dikkat kullanmadan asla kampı bitirmeyin. Mutlaka ama mutlaka üzerinden satır satır okumalar yapın. Bu bilgiler fazlaca bize yeter. Bakar bakar mısınız? Bütün detayları var arkadaşlar. Her şey var. Başlıklar, tablolar, gün gün hepsi ayrıldı. Fazlaca yeterli. Lütfen kasmayın. başçı kitabımız olacak. Aman dikkat geçtiğimiz senede gördük zaten sınav sorularından. E o zaman hiç kasmaya gerek yok. Üçüncü gün videomuz. Büyük heyecanla giriş yaptık. Büyük Beycan'la başlasın. Evet ders notları kitabımızdan arkadaşlar 3. günü açtık konularına göre şiir türleri genel başlıkta bu ana başlığımız asıl başlığımız şiir türleri işte canım bitti şiir türlerini konuşacağız bakın şiir türleri aslında burada bitiyor ama çok önemli bir şey var bakın hepsinde ÖSM logosu var arkadaşlar bir daha bir daha söyleyeyim bu logoyu madde başı olsun diye koymadık bu sınavda sorulmuş yani bu 6 başlıkta yani konularına göre şiir türleri ifadesi bile sınavda... Gelmiş ya cevap olmuş ya da şıklarda gelmiş. Epik şiir, epik şiir, kılıç kalkandır hocam bitti. Ya lirik şiir kalptir kalp bu oku göstermeye çalışıyorum kalp, e, kalp de çizebilirdim o daha mantıklı. Evet epik şiir bu kalp. Pastoral şiir koyunum var hocam benim ben çobanım çoban daha ötesi olabilir mi budur. Satirik şiirde sinirli bir adam var eleştiriyor aman dikkat. Didaktik şiirde bir şey öğretiyoruz dinleyelim arkadaşlar lütfen aman dikkat. Haydi burası önemli elimizde tebeşirle tahtaya vuruyoruz. Öğretici şiir budur. Dramatik şiirde ise aman dikkat iki farklı yüz. Artık nasıl gösterirsek çok beceremesem de gösteremesem de. Dramatik şiir. Yani hocam tiyatroda kullanılan şiir. E o zaman bitti. Bitmedi tabii. Yeni başlıyoruz. Yeni başlıyoruz. Haydi hocam arkadaşlar. O zaman şöyle ayrıntılı bir şekilde gidelim. Haydi hocam arkadaşlar mı? Bu nasıl bir ifade hocam ya? Evet. Başlıyoruz. Üçüncü bölümdeyiz. Üçüncü kutucuktayız. Epic şiirle başlayacağız. Unutmayın lütfen. Epope kelimesinden türüyecek. Bu detaylara ihtiyacımız var. Epope destan demek. Destan, destan. E o zaman ya epik şiirler savaşı anlatacak. Kahramanlığı anlatacak. Cesareti anlatacak. Yiğitliği anlatacak canım. Bu kadar coşkulu bir anlatımla verecek tabi bunu. Bu da lütfen cebinizde kalsın. Tamam kahramanlıklar var, tamam savaş var, tamam epopeden geliyor. Türk şiirindeki destan varsa koçaklama gibi nazım biçimleri ve türlerinin hep böyle epik özellikler taşıdığını görüyoruz. Durmayın orada kargı kucakta, dolansın yiğitler köşe bucakta, bir savaş edelim kelle kucakta şehitler aşkına. Çalın kılıncı diyor Köroğlu. Oba yürü hocam çok iyiydi. İşte epik şiir budur. Gelirse saniyesinde yaparsınız. Net. Geldik lirik şiire arkadaşlar. Lirik şiir eski Yunan'da lir adı verilen bir müzik aletiyle söylendiği için çalındığı için artık oradan almış adını. Tamam hocam biz bunu biliyoruz. Gelin daha önemli bir şey söyleyelim arkadaşlar. Duygu 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 bitti. İlla aşk olması gerekmez. Ölüm de olur arkadaşlar. Bir ölüm şiirinin, ölüm temasının yer aldığı bir şiirin lirik şiiri olduğunu hiç söylemiş miydiniz şimdiye kadar? Neredeyse imkansız yok değil mi? Cevabımız hayır hocam olmalı. Genelde biz böyle aşk şiirleri besliyoruz, bekliyoruz. Mesela gençliğim ardında sürünsün, aşkına ihanet edersem eğer en kalpsiz cellatlar boynumu vursun Senden başkasını seversem eğer diyor Faruk Nafız Çamlıbel. Budur bizim için lirik şiir. Bizim için lirik şiir aşktır. Aşk adına, sevgi adına bir şeyler yapmaktır. Genel anlamda böyle tabii. Neyin peşindesin yoksa ölümü anlatıyorsa o da olur. Duygu olsun, duygu olsun da başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Bakın koşmalar, güzellemeler, semayiler, mersiyeler, gazeller, şarkılar, ağıtlar vesaire artık neyse hepsi lirik şiir örneği olarak kabul edilir. Evet lirik şiir aşk şiiridir. Evet kalptir. Kalbin tam ortasından giren bir oktur. Doğru ama yeter ki duygular konu edinilsin. İçiniz çok rahat olsun. Epik şiir cepte. Lirik şiir cepte arkadaşlar. Eyvallah. Hadi gidelim dördüncü bölüme dördüncü kutucuğa. Pastoral şiir. Tabiat güzelliklerini ele alacak. Tabiat güzellikleri. Çoban ifadesi çok önemli bir anahtar kelime. Kır, çoban vesaire. Unutma lütfen. Bakın dikkat. Pastoral kavramı Latinçe'de çobanlara ilişkin anlamına gelen pastoralis kelimesine dayanmakta. Cepte dursun, çok önemli. Monolog şeklinde olanlara idil diyoruz arkadaşlar. Yani aslında bunu şöyle de aklınızda tutabilirsiniz. Yani eğer bir çobanın ağzından dinliyorsanız monolog tek kişi biliyorsunuz öyle uzun uzun konuşmalar tek kişinin konuşması. Çobanın ağzından dinliyorsanız onu idil olarak kabul edin. Yani bir çoban anlatıyorsa bu kır yaşamını vesaire idil arkadaşlar. Diyalog ise eglog kalemi bir yazarsa inşallah bakayım yazıyor mu? Evet idil çoban ağzından. Eglog diyalog, eglog diyalog, eglog diyalog, eglog diyalog. Lütfen aklınızda böyle kalsın. Bir diyalog şeklinde anlatılıyorsa yani çobanların karşılıklı konuşması varsa eglog bir çobanın ölümü üzerine yazılan bir şiirse ona da eleji diyoruz. Yani idil, eglog ve eleji pastoral şiirin bir türü arkadaşlar türleri cebinizde kalsın. Okumak yok, okuma yok, yansıma yok bilmeyiz eskiyeni. Kuzular söyler bize yılların geçtiğini. Arzu başlarımızdan yıldızlar gibi yüksek önümüzde bir sürü yanımızda bir köpek Kemalettin Kamu pastoral şiirin en iyi örneklerinden Kemalettin Kamu Bingöl çobanlarıyla bunun en iyi örneğini veriyor biliyorsunuz arkadaşlar edebiyatımızdaki en olgun en yetkin örneğini veriyor. Gelecek mi sınavda? %100 gelecek arkadaşlar. Pastoral şiir mutlaka ama mutlaka sorulacak. Aman dikkat şiir türleri. Eyvallah kesinlikle gelir. Geldik satirik şiire. Satirik şiiri satırdan hatırlayacağız değil mi? Benim akros dışı daha doğrusu simgeyi biliyorsunuz. Yıllardır vurguladığım şey bu. Bu arada acayip satır çizerim arkadaşlar. affetmem yani net. Opsu al sana satır. Hareketli de ha öyle çizgiler falan var. Bir şeyler var hareketli de aynı zamanda. Satırla vurmak gibi düşünün lütfen. Bir eti kesmek de olabilir. Bir kemiği kırmak da olabilir. Sonuçta olumsuz çağrışımlar yaratır bizde satirik. Yani satır değil mi? Satirikteki satir ifadesini satırla lütfen çağrıştırarak anlatın olur mu anlayın. Cebinizde kalsın lütfen kişilerin ve toplumun aksiyon yönlerini eleştirel bir şekilde evet satirik şiir eleştirel şiir demek cepte kesinlikle kalsın bir iğnelebe var. Bir alaycı ifade var. Cebinizde lütfen dursun arkadaşlar. Halk şiirinde taşlama, divan şiirinde hicviye, batı etkisinde Türk şiirinde ise yergi kavramlarıyla karşılanıyor. Halk şiirinde taşlama diyoruz eğer birilerini eleştiriyorsanız. Divan şiirinde hicvetmek diyoruz eyvallah. E günümüzde ise daha çok yerdin değil mi? Yani tenkit etmek, münekkit tenkit eden değil mi? Bunlar cebinizde lütfen kalsın. Bu kavramlara ihtiyacımız var. Ormanda büyüyen adam azgını çarşıda pazarda insan beğenmez. Medrese kaçkını, softa bozgunu selam vermek için insan beğenmez. Adama bak diyor. Bir kendine bak ya diyor. Sen böyle insana laf söylüyorsun ama diyor önüne gelene. Bir kendine bak bakalım diyor. Kazak Abdal bu şiirle çok da güzel eleştiriyor insanları. İşte çok güzel bir satirik şiir örneği. Çok iyi gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz, çok sağlam gidiyoruz. Bakın sindire sindire gidiyoruz. Normalde şiir bilgisi deyip tek güne sığdırabilirim arkadaşlar. Bütün bu şiirle ilgili bilgileri. Sonra, sonra hepsi çöp olur. Hepsi yarım yamalak. Ya şiir arada kaldı hocam. Şiir türleri oturmadı. Kafiye hedefi bir türlü anlayamadımları duyarız. Şu an gün gün gidiyoruz. Acelemiz yok. Bugün şiir türünü halledin yatın gitsin bu kadar edebiyatta. Başka hiçbir şey yapmayın arkadaşlar. Çünkü haftanın 6 günü video ile karşılaşıyorsunuz. Yani ara verdiğimiz bir gün bile yok. Pazar günü zaten tekrar ediyorsunuz. Onu dışında hiç aramız yok arkadaşlar. Yoğun gidiyoruz. Yani şöyle bir durum olmayacak inşallah. Arkadaşlar hadi bir 8-10 gün dinleyelim. Hadi bir dinlenin. Tekrar edin. Unutun. Böyle bir şey olabilir mi? Satır satır kanalda İki günlük ara bile yok arkadaşlar. Bir yıl boyunca göreceksiniz inşallah. İki gün video atmadığımız bir aralık bile olmadı şimdiye kadar. Tabii ki yaz sürecinde video atmıyoruz. Yaz sürecinde dinleniyorsunuz. E, okullar açıldı edilirlerken başlıyoruz. Yani içiniz çok rahat olsun. Kanal çok yoğun gideceği için inşallah. Ha bu kamp biter öbür kamp başlar. O kitap biter öbür kampın kitabı gelir falan. İçiniz rahat olsun. Son ana kadar motivasyonunuz inşallah, inşallah yüksek olsun olur mu? Hiç moral bozmak yok. Geldik 5. kutucuğumuza 5. bölümümüze. Hemen bölümümüzün numarası şurada göstermiş olalım. Didaktik şiirdeyiz. Didaktik şiir demek arkadaşlar aman dikkat. Öğüt veren, öğretici şiir demek. Ben bir şey öğrenmeliyim abi. Bak mecliste arif ol kelamı dinle. El iki söylerse sen birini söyle. Elinden geldikçe sen eğilik eyle. Hatıra dokunup yıkıcı olma. Karaca olan diyor ki ya el iki söylüyorsa sen bir söyle ya. Bırak tamam biraz geri kalmış olmaz diyor. Elinden geldiğince sen iyilik yap diyor ya. iyilik yap. Hatıra dokun ya kimsenin hatırını kırma diyor yani. İkıcı olma. Kimsenin moralini bozma. Kimseyi aşağı çekmeye çalışma. Kimseyi karalama diyor. Sen işine bak diyor. Sen işine bak. Videonu çek. Kitabını yaz. Edebiyat kanalına video at diyor. LGS'ye at diyor. Türkçe'ye at diyor. Kendi işinle uğraş diyor. Şu anda kadar yaptığımız gibi. Kimseyle bir işin olmasın önüne bak. Biz de diyoruz ki evet hocam zaten öyleydik öyle devam ediyoruz. Yani hocam ben bir şey öğreniyorum bu dörtlüğü okuduğum zaman. İşte öğretici eğitici, şiir türü, didaktik şiir budur arkadaşlar. Ben size muhteşem bir taktik aktarayım arkadaşlar. Emir kipi olmazsa olmazları arasındadır didaktik şiirin. Ol, dinle, söyle, eyle, olma, yapma, etme, oa falan filan diyor. Aa, yani didaktik şiirin görüntüsü bu abi. Didaktik şiiri didaktiyos kelimesinden geliyor. Öğretici demek değil mi? Aman dikkat. Manzum hikayeler, fabıllar bunlar hep didaktik özellik gösteren şiirler. Ama unutmayın. Biz buna çok alışkın değiliz arkadaşlar. Yani didaktik şiir çok fazla okumadık, görmedik, bilmiyoruz. Bizim için şiir aşk şiiridir. Gerisini saymayız bile. Şiirden saymıyoruz. Hep böyle aşkı falan, fistan sevgiyi bunu merkeze alan şiirleri genelde şiir kabul ediyoruz değil mi? Oturup da didaktik şiir okuyan var mı 8-10 tane arda arda? Ama aşk şiiri, aşk sözleri bunlar bizi daha çok çeker. E bunu soruyu yazan adam düşünmüyor mu? Düşünüyor. Yani yarın bir gün sınavda çat bir tane didaktik şiirle karşılaşırsak şok olmayalım. O yüzden sizden ricam ol, yap, git, et gibi bizi yönlendirmeye çalışan bir şiir görürseniz çat, denizli didaktik şiir unutmayın. Peki. D şıkkı bu arada. Evet tamam. Dramatik şiir, dramatik şiir tiyatroda kullanılan şiir demek. Harekete çevrilen şiir de deniyor arkadaşlar. Harekete çevrilebilen şiir de deniyor. Aman dikkat. Mesela var olmak ya da olmamak mesele bu. Gözü dönmüş tarihin sapanına, oklarına için için katlanmak mı daha soylu yoksa bir dertler izine karşı silah sarılıp son vermek mi onlara? Eyvallah. Ha bu arada bir arkadaşımız hocam lütfen şu sandalyeyi sağa sola oynatmayın diye yorum yazmış. Onu okudum ama ya bunu durdurmam mümkün değil ki. Ya bu sandalyeyi durdurmam mümkün değil ki. Hadi sandalye durdu, sabitlendi, çivilendi. Ben duramam. Ben durursam Herkes durur durur mu? Öyle bir şey olur. Herkes böyle izler artık. Olur mu ya yani böyle bir şey? Ben kendimi çok durduramıyorum arkadaşlar ama tabii ki yorumları dikkate alıyorum. Tabii ki hepsini okuyorum. Eksiksiz bütün yorumlarınızı okuyorum dikkat edeceğim. İçiniz rahat olsun bakalım. Mesela şu dakika itibariyle bakalım kendimi tutmaya çalışacağım. Dramatik şiir ama dikkat. Tiyatroda kullanılan şiir arkadaşlar. Harekete çevrilebilen şiir de diyoruz. Eyvallah. E tamam. Ya bu daha çok oyunculara böyle ezberlet. Bak yine tutamıyorum Oyunculara ezberletilen falan pistan böyle oyunlarda kullanılan şiir. Elimden geldiği kadar biraz daha sabit durmaya çalışacağım. Söz. 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 Tamam böyle çok fazla sağa sola kaymamaya çalışacağım. Peki Kaldı mı hocam 5'ten sonra 6. kutucumuz falan? Var tabii ki. Rüştü i̇şte hocanın taktiği demişiz. İşte az önceki kısım arkadaşlar. Bunu yazmazsam çatlarım. Çatlardım. Yani yukarıda emir kipi dedim ama belki kaçırdık o kısmı. Belki orayı unuttuk. Didaktik şiirde gel git bak gibi emir ifadeleri çok sık yer alır arkadaşlar. Lütfen cebinizde kalsın. Olası bir 2025 vurgusudur. Ben biliyorsunuz bu tarz vurgulardan çok kaçınmıyorum arkadaşlar. Tabii ki bazen hani çıkar diyorsun çıkmayabiliyor. Neden olmasın? İşte şu yazar gelir gelmeyebilir. Neden olmasın? Tabii ki bunların önü açık. Burada mesele şu arkadaşlar. Ben ben şuna çok dikkat ediyorum. Bakın bunu çok çok vurgulayayım. İçim rahatlasın, içiniz rahatlasın. Mesela şu konuya sakın çalışmayın, gelmez gibi bir şey asla benden duymazsınız. Çünkü o risktir, o tehlikedir. Öğrenci seni çok seviyor ve seni dinliyor ve sen de diyorsun ki çalışma. E çalışmıyorsun sınavda gelirse. Diyelim ki çalışmadım ve geldi. Hocam çalışmayın dediğiniz çalışmadık. Bu çok kötü olur. Bu olmaz, böyle bir şey olamaz. Ama atıyorum A yazarı gelebilir, B şairi gelir, C de gelir dersin A ve B gelir mesela. Ya da C ve A gelir, B gelmez. Bunun size bir zararı yok. 10 tane yazara çalışın arkadaşlar. 5 tanesi kesin gelir. 3 tanesi gelsin. Bir tane bir ge tanesi gelsin ya. Sınavdan önce bir şeyi gelir diye söylemek bile aslında kendi başına bir cesaret. Acayip bir risk eyvallah ama inanılmaz da bir cesaret. Zaten onun için buradayız. Yoksa arkadaşlar didaktik şiir budur. Hadi ezberledik. Hadi görüşürüz. Deyip gittikten sonra sen kitabı açıp da çalışabilirsin zaten. Böyle bir anlatıma ihtiyacınız yok ki sizin. Yani epik şiir nedir? Hadi bir dinleyelim de Rüştü Hoca'dan bir öğren. Hayır abi bu değil. Epik şiiri her yerden öğrenebilirsin. Açarsın epopeden geliyormuş destanmış. Bitti abi bir destansı şiirmiş. Bitti bu. E bunun için burada 20 dakikalık bir video izlemenin manası yok ki. Bu videoyu izliyor olmanızın sebebi şu arkadaşlar. Yıllardır benim 2019 Edebiyat kanalı biraz daha yeni biliyorsunuz 2020 gibi. 2019'da Türkçe 20 civar edebiyat kanallarını kurdum. Bu kanalların varlık sebebi soru tahminleri üzeridir. Ta soru tahminleri üzerine kuruldu bu kanallar. Konu anlatımları, soru çözümleri vesaireler gırla gidiyor. İnanılmaz yoğun gidiyor her iki kanalda. Ama iki kanalın da özünde soruları daha önceden konuşuyor olma cesareti var. Hepsinin özünde. Burada da öyle. O yüzden ben tahminleri asla bırakmadan devam ediyorum arkadaşlar. Bakın bu vurgular önemli. Dedim ya yani didaktik şiir için bu videoyu izlemiyorsun ki. Bu videoyu şu yüzden izliyorsun. Lan bu adam şiir türlerini anlatacak tamam. Ben de bu şiir türlerini anlayacağım. Cebe koyacağım. Ama acaba sınavda ne gelebilir? Vurguları önemli. Vurgulara bakalım. Ha didaktik şiir böyle geliyor. Ha, çok iyi ya. Gelirse ben bunu affetmem abi cebe koydum. Bitti. Benim bu videoda amacım bu arkadaşlar. Yoksa şiir türlerini zaten bu videoda öğrenmek zorundasın. Yani bu video bitiminde sen şiir türlerini almak zorundasın zihnine. Ben bu anlatımı yapmak zorundayım. Ben sana bu bilgiyi vermek zorundayım. Abi bunun kaçarı yok. Hocam o kadar dinledik bir şey anlamadık. Olmamalı mesela. Anladık hocam bütün şiirleri tamam da e sınav vurgusu yapmadınız ki hangisi gelir hangisi gelmez. Siz yine de söyleyin hocam bilelim bizi yönlendirin. Ben bunun gücüne çok inanıyorum. Öğrencilerin bu yüzden izlediğini çok çok iyi biliyorum. O yüzden de sınav tahminleri vurgularını tabii ki bırakmadan yoğun bir şekilde devam edeceğiz ama dediğim gibi 5 şair kesin gelir. Kesin gelir. Kesin gelir. Kesin gelir. Kesin gelir. Ya bir tanesi gelsin ya. Bir tanesi gelsin ya. Ya da 5'i de gelmedi mi mesela? Bizim zararımıza değil ki. Biz zaten o şairlere çalışıyoruz. Ben de diyorum ki bu şaire mutlaka daha çok çalışın. E gelmediği zaman bizim için risk değil arkadaşlar. Sizin için hiç risk değil. Zaten çalışıyorsunuz. Ama dediğim gibi buna sakın çalışmayın. Bunu eleyin deyip de o gelirse riskli işte onu konuşmak lazım. Öyle bir şey olursa onu konuşmak lazım. Şükürler olsun şu ana kadar böyle bir şeyin yanından bile geçmedik. O yüzden içiniz çok rahat olsun. Hani buraya nereden geldik? Bu 2025 vurgusundan geldik arkadaşlar. Bir anda böyle 2025 sorusu diye yazınca ne oluyor falan olabilir. Belki aranızda ilk defa beni izleyenler olabilir. Neden olmasın? Yeni katılan olabilir aramıza. Mantığı, tarzı bilsin diye. Tarzımız budur. Biz böyle anlatmaya tabii ki devam edeceğiz. Size faydalı olmak adına yoksa didaktik şiir şudur budur. Hikaye bunların hepsi. Bunları zaten öğreniyorsun videoda. Peki uzattım hocam. Didaktik şiir örneğine bakar mısın? Allah aşkına bak. İnsanı doğru yola düşürsen dost meclisine bak. Seni ilimden, irfandan ayıran, meclisten kalk. İnsan insanla güzel olur. Her daim gönlü güzele bak. Meclisi dirlikle, dostlukla donatır, hep güzel ahlak demiş. Saygı duyuyoruz. Eyvallah. Şuna bak, kalk git, gel, bu böyle ha haberin olsun gibi vurgular bizi didaktik şiire götürecek. Yedinci kutucuğumuz olmamalı artık dördüncü güne geçmiş oluyor olmamız lazım. Evet hocam harika dördüncü gün edebi sanatlar söz sanatları garanti artı bir nettir. Bakın şiir türleri garantidir. Kafir edipsiz şiir şey olmaz sınav olmaz arkadaşlar garantidir. Edebi sanatlar garantidir yani... Dört günde nereden baksanız üçleti cebe koyarak gidiyoruz. Her gün çok önemli. Yarın edebi sanatları, söz sanatlarını konuşacağız. Edebi sanatları, söz sanatları genişlettim. Baya baya genişlettim arkadaşlar. İştikaklar, aman Allah'ım, makisler neler neler var. Göreceksiniz inanılmaz detaylar var. Lütfen cebinizde kalsın. E o zaman yarın dördüncü günde görüşmek üzere. Dedikten sonra, dedikten sonra nereye bitiriyorsun? Hemen arkadaşlar kamp bitirme kitabımızı açıyoruz. Oradan Rüştü Hoca çözüyor kısmına bir gidelim. Bu üçüncü günün. Bakalım hangi soruları beraber çözeceğiz. Hadi kitabı açalım. Evet arkadaşlar hemen kitabımızdan aman dikkat kamp bitirme kitabımızdan açtık nereyi hemen ben de sizi birlikte açayım. Kaçıncı sayfayı? 16. sayfayı açtık arkadaşlar. 16. sayfa şiir türleriyle ilgili Rüştü Hoca çözüyor kısmı. Hadi beraber çözelim bakalım neymiş ne değilmiş. Bu şiir aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir diye soruyor. Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak. Ben aşkımla bahar getirdim sana. Tozlu yollarından geçtiğim uzak. Iklimden şarkılar getirdim sana Ahmet Nuyup'tir. Anas ne oluyor ya böyle sevda dolu aşk dolu tabii ki lirik şiirin ta kendisi. Doğru cevap kesinlikle adan arkadaşlar buna itirazınız asla olmaz gayet net. Bir giriş sorusu bir başlangıç sorusu gayet anlaşılması net bir soru. Evet geldik arkadaşlar ikinci soruya. Karaca olan ait bu şiir aşağıdaki şiir türlerinden örnektir diyor. Meclis tarif ol kelamı dinle. Ha bunu derste vermiştik bu örneği hatırlayın. Burada tamamını vermiş olalım en azından. El iki söylerse sen birin söyle. Hatırlayacaksınız bu şiiri konu altında kullandık. Şöyle olma bu böyleyse şöyle yap. O öyleyse sen böyle ol falan gibi. Beni yönlendiriyorsa didaktik şiir. Yalnız didaktik ve dramatik biraz yazım noktasında birbirine benziyor. Ya sınavda böyle hızlı çözeceğim falan diye lütfen dikkatli gidin. Hemen çat diye işaretlemeyin. Zaman zaman hepimiz yapıyoruz bunu. Bir anda dramatiğe gitme ihtimalim var alışları dediğim gibi böyle i'ler, d'ler, a'lar, k'ler falan yani çok benziyor. Lütfen dikkat olur mu? Yuvarlak içine almadan, burada çizmeden optiye herhangi bir işaretleme lütfen yapmayın. E geldi üçüncü soruya. Bu şiir aşağıdaki şiir türlerinden hangisinin örneğidir diye sormuş. Düşer mi tek taşı sandığın harimi namusun? Meğer ki harbe giden son nefer şehit olsun. Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa, denizler ordu, bulutlar donanmaya adırsa, bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar falan fistan. Ya ordular ordular donanmalar, şehit olmak değil mi bu vurgular? Epik şiirin vurgularıdır. Bu net bir epopedir. Epope, epope net bir destan vurgusu var burada. Daha ne olsun? Kılıç kalkan haydi gidiyoruz diyor adam yani. Doğal olarak buna sessiz kalmak mümkün mü? Değil. Seni aldı götürdü adeta savaşa. Al sana epik şiir. Net bir örnektir. Peki. Oba bu ne be sığmadı gitti. Ha bu dörtlüklerde aşağıdaki şiir türlerinin hangisi örneği yoktur diyor. Of 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 of. Yok olanı arıyoruz. Peki başlayalım. Nasıl olsa şiir türünü sormuyor mu? Şıklara ihtiyacımız var mı? Bakayım bir. Yok hemen hemen hepsini vermiş. Bakalım bütün sevgileri atıp içimden varlığımı yalnız ona verdim ben lirik şiir. Tamamdır hocam ben lirik şiiri buradan çok rahat eleyebiliyorum. Geldim ikinci dörtlüğüme. Tarihin dilinden düşmez bu destan. Nehirler gazidir dağlar kahraman. Gazilik kahramanlık. Epik şiir hocam. Eyvallah Bursa'da gitti. Güzel. Bir çubuğu vardır gayet küçücek. Zoom'u fas edince keyif getirecek. Kırık çanağı yok ayran içecek. Kahvede... Fafuri fincan beğenmez diyor. Böyle fafur gibi kafada, kafaya takılan var ya. Fafur gibi adeta diyor fincan getirmişiz böyle şatafatta onu beğenmiyor ya diyor. Adam elinde bardağı yok şey yok evde diyor kahvede diyor fincan beğenmiyor. Ayran içecek çanak bile yok adamda diyor. Bir eleştiri var burada satirik şiir aman dikkat satirik cepte dursun. Yargıç olma can yatma diyor sözünü dinlersem kuş sütüyle besleyecekmiş beni istemem eksik olsun kuş sütü diyor. Sütü bu arada sütü demişim sütü doğal olarak Şöyle olma, böyle yapma derken didaktik bir vurgu hissediyoruz burada. Gönül gurbet ele çıkma ya gelinir ya gelinmez. Her dil belere verme ya sevilir ya sevilmez. Bu da yine bir lirik şiirdir ama pastoral şiir. Yani burada bir çoban yok kardeşim. Burada bir koyun kuzu bir şey olsun. Bir koyun melesin ya. Bir köpek ablasın bir şey olsun. Yok pastoral şiir kullanılmamış. Dördüncü cevabı Edirne olacak. Geldik beraber çözdüğümüz beşinci soruya son soruya. Her gün ekledik arkadaşlar bu arada soru. Yani bu seneki soru bankasına, kamp bitirme kitabına 300 civarı soru ekledik arkadaşlar. Yaptığımız güncelleme bu. Tam 300 civarı soru üzerinde hatta. Çünkü 65 gün var. Her birine 5-6, 5-6, 5-6 soru eklediğinizi düşünün. 300'den fazla soru eklendi kitaba haberiniz olsun. Peki hocam neredeyiz? 5. sorudayız. Sen ben ben de kitabı tekrar bir açtım. Heh gidiyoruz beraber. Hangisinde bilgi yanlışı vardır diye sormuş. Değişik bir soru tarzı olmuş. Kır, doğa ve çoban hayatını işleyen şiirlere pastoral şiir denir. Evet doğru tamam. Konusu drama olan ve acıklı şeyler anlatan şiirleri dramatik şiir. Hayır abi dramatik şiir tiyatroda kullanılan şiir. Yani dramatik kelimesinin dram kelimesiyle değil drama yani tiyatro kelimesiyle bir anlamda hatırlamalısınız. Doğru cevap Bursa olacak. Duyguların dile getirildiği aşkın duygunun anlatıldığı şiir. Lirik şiir. Bir kişi ya da döneme eleştiren şiirler. Sotirik şiir doğru. Destansı savaş vesairelere epik şiir. Bu da doğru. Süper hocam. Üçüncü günde Rüştü Hoca çözüyor kısmına son vermiş olduk. Artık geriye kalan sorular size kalıyor arkadaşlar. Bakayım hemen bir. Sizlere net bilgileri aktarmış olum. Sayfa 17 sizde, 18 sizde. 2 sayfalık testimiz arkadaşlar size ödev olarak verilecek. Evet arkadaşlar, kitaptan içindekiler kısmını açtık. Konularına göre şiir türlerini bitirdik videomuzdan. Mutlaka ders notlarını tekrar edin ve kesinlikle gün içerisinde ödevi de yapın. Tekrar tekrar her hafta vurguluyorum, her videoda vurguluyorum arkadaşlar. İki kitap birbirinin bütünüdür, birbirini tamamlayan kitaplardır bu iki kitap dışında. Sene sonuna kadar hiçbir kitaba ihtiyaç duymayacaksınız. Çünkü bu kitaplar bittikten sonra benim kamplarım yine devam ediyor olacak inşallah. Bol bol kamp yapacağım. Büyük bir çoğunluğu PDF kampı olacak. PDF'leri fazlaca vereceğim. Soruya da doyacaksınız. Kamplara da doyacaksınız. Konulara da doyacaksınız. İnanılmaz tekrarlar bizi bekliyor. En son sınava yakın dönemde şöyle Ocak gibi falan biliyorsunuz. Ocak tam böyle çıkmış sorulara başlama dönemidir. Ocak öncesi değil tam Ocaktır yani. Ocak, Şubat o aralarda çıkmış soruları çözmek ve denemeleri artık başlamak lazım. Tabii ki çok önceden başlarız denemeye ama özellikle Ocak'ta tam anlamıyla kendi kendinizi görmeye başlarsanız Çünkü kamp çoktan bitmiş olacak Ocak'a kadar ki yeni kamplar bile bitmiş olacak. O yüzden Ocak'ta 24'te 24'leri görüyor olacağız inşallah. O yüzden Ocak gibi de deneme çözerseniz olay bitecek. İçiniz rahat olsun ben hem soruya hem de konuya doymanız için kamp üstüne kamp yapacağım inşallah. Kafanızda hiç soru işareti olmasın. Bu iki kitabı bitirmeniz fazlasıyla yeterli olacak. E o zaman haydi dördüncü günde görüşürüz. Dördüncü günde edebi sanatları konuşacağız, söz sanatlarını konuşacağız. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlara mutlaka gelin arkadaşlar. Ne yaptık, ne ettik, benimle birlikte Gidebiliyor musunuz? Kaçıncı gündesiniz? Çok ileride değiliz şu an ama yine de hocam daha başlayamadım. Kitap gelmedi falanlar olabiliyor yorumlarda. Onları da bir dinleyelim. Haydi hocam. Yorumlarda görüşmek üzere.